Herkese merhaba. Bugün sabahtan beri uğraşıyorum. Normalde 35-40 dakikalık bir video çektim ama 6-7 saattir YouTube'a yüklemeye çalıştığım için sonra dedim vazgeçeyim. Şöyle bir 10-15 dakikalık bir video hazırlayayım. Bu ikinci videom. Yeni yeni alışmaya başladığım için daha işte acemiyim. Daha nasıl ne yapacağımı bilmiyorum. Bu videoda bahsetmek istediğim iki temel konu var. Yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri için. Daha çok lisans, son sınıf, hani yüksek lisansa girmek isteyen arkadaşlar, girsem mi, girmesem mi, nasıl oluyor, ne oluyor tarzı kafalarındaki soru işareti gidermek için bu videoyu çekmek istiyorum. Tamamıyla kendi deneyimlerime dayanarak bu videoyu hazırlayacağım. Şöyle bir şey var. Kendim ikiye ayırdım. Bu ikinin ilki üç kısımdan oluşuyor. Şöyle, yüksek lisansa başlama sebebim. Başlayacak kişinin ilk önce kendine bu soruyu sorması gerekiyor. Şuradan da dakikaya bakayım, geçinmeyeyim. Başlayacak kişinin kendine bu soruyu sorması gerekiyor. Şu soruyu sorması gerekiyor en başında. Ben neden yüksek lisans, doktora, neden akademik alanda ilerleyeceğim? Eğer verdiğiniz cevap, ya ben insan ırkına yararlı olmak istiyorum, bir hastalığa, teknolojik bir yenilik önce olmak istiyorum diyorsanız doğru yoldasınız. Fakat işte askerlik uzasın, ya yüksek lisans da işte yarın bir gün işime yarar tarzı işler oldu mu hem yüksek lisans zehir oluyor, hem hocaya külfet, hem mesela sizin yerinize girecek arkadaş olabiliyor. Kontenjan da oluyor mesela, siz girmişsiniz. Hak eden arkadaşı kontenjan kalmıyor. Bu tarz şeylerle, sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. Eğer akademik olarak kafanızda netse yüksek lisans yapmak, en temel 3 soru var. Bu 3 soru gerçekten çok önemli. Yani bu, hani sözlerimi yabana atmanızı istemiyorum. Gerçekten acı şekilde deneyimledim bunları. Şöyle, bu 3 şekilin ilki, yüksek lisansa başlayacak arkadaşın bir tez konusu olması gerekiyor. İşte tez zamanı, ikinci dönem işte hoca verir bir tez. Bakarız ona. Kesinlikle kesinlikle böyle bir topa girmeyin. Neden derseniz böyle birkaç arkadaşım var, kendileri rezil oldular. Nasıl rezil oldular? Yani hocanın ruh haline bağlı. Şu de projeyi verecek de şunu yaz diyecek de şöyle oluyor. Ölme işi mi, ölme, affedersiniz. Eğer siz yüksek lisansta belli bir projeyle okula, hocanın karşısına çıkarsanız bu daha etkili oluyor. İlk başta tavrınızı net belirtmiş oluyorsunuz. Yani yarın öbür gün hoca, aa şunu yapalım mı ya, şöyle oldu mu, bu oldu mu deyip komple yaptığınız literatür çalışmasını, işte bilgi birikimini çöpe atmanızı engelliyor. Şöyle bir şey, yüksek lisans yapacak arkadaşlar için şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Ben PubMed'den ulaşıyorum hocalara. Şu şekil, yani az buçuk PubMed kullanmayı biliyorsunuzdur. Yani eğitim bilimlerinde falan genelde gösteriliyor. PubMed'de istediğiniz konunun, mesela ben Alzheimer çalışıyorum. Alzheimer hastalığı, cannabis sativa. Şöyle lisansta konuyu belirlerken benim lisans tabii birden beri hep hedefimdi. Şöyle ki, babaannem, değerli babaannem Sacide Aydın, nur içinde yatsın, Alzheimer hastasıydı ve uzun yıllar bu hastalığa bu hastalıkla uğraştık. Yani hep beraber uğraştık. Sadece babaannem değil. Hani hastalığın bu son evrelerine doğru sıkıntılı durumları gördükçe ben Alzheimer hastalığına daha da çok yoğunlaşmaya başladım. Ya gerçekten çok güzel bir hastalık. Yani beyin için, yani okuyabilirsiniz derlemelerini falan. Baya güzel. Bununla ilgili literatür çalışmaları yaptım. PubMed'den Alzheimer hastalığı çalışan hocaları buldum. İşte birçok yerde, Doğu'da var, Ankara'da var, İstanbul'da var, İzmir'de var. Çalışan hocalarla iletişime geçtim. Şu an yüksek lisans yaptığım yere çalıştığım hocayla bu şekilde irtibat kurdum. Ya siz de bu şekilde yaparsanız, PubMed'den hocanın mail adresine ulaşırsanız daha yararlı oluyor. Ki şöyle, ben çok yararını gördüm. Nasıl yararını gördüm? Mail atıyorsunuz oraya. Hocam merhaba. Ben şu 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 lisansı bitirdim. Şu alanda çalışmak istiyorum, yüksek lisansta. PubMed'de makalelerinizi gördüm. Çok yararlı buldum.
sizinle çalışmak istiyorum tarzı mail yazdığınızda hem hocanın aslında hocayı içten fethetmiş oluyorsunuz. Yani normalde üniversiteler kendi öğrencilerini almak isterken hocanın gözünde siz de şurada bir yer etmeye başlıyorsunuz. Yüz yüze görüştüğünüzde yani bir sunum yapmanız gerekiyor kısaca. Ya bundan bahsettiğim yani flaşı bilgisayara takıp da hocanın karşısına slide hazırlamak değil. Kısa işte not tutmuşsunuzdur. Hocam şurada şu bir hipotez kurmuşsunuzdur. Şu hastalık şuna neden oluyor. İşte şunu şunu yaparsam ben şunun olabileceğini düşünüyorum tarzı. Hocanın karşısına gittiğinizde artı puan, yüksek sansa girmenizde artı puan. Kesinlikle oluyor, bunun garantisini verebilirim. Yani burada ilk bahsettiğim konuya denk geliyor. Konunun belirlenmesi. Konu hiç fark etmez. Toplumu ilgilendiren önemli bir konu olsun. Yani burada saçma sapan konulardan bahsetmiyorum. Günümüzde biliyorsunuz birçok sıkıntılı, giderilmeyen durumlar var. Bunlarla ilgili konu bulduğunuzda yüksek lisans için, yüksek lisansa başlama açısından, ilerlemesi açısından, bitirmesi açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Yüksek lisansa başlarken yani biliyorsunuz herkesin bildiği ALES, YÖKDİL falan filan muhabbetleri var. Lisans ortalaması çok önemli. 2,5 üstü olması gerekiyor. 6 oldu mu yüksek lisansa başlayamıyoruz. Yani ALES'in ve dilin aslında ya, aslında dilin hani o kadar şey yok. Özel öğrenci diye bir şey var. Birçok üniversitede var bu. Benim de arkadaşlarım var özel üniversite şey özel öğrenci statüsünde olan. Bir dönem özel öğrenci oluyorlar. Yani YDS ya da YÖKDİL sınavı olduğunda giriyorlar sınava. Puanlarını alıyorlar. Normal öğrenci olarak devam ediyorlar. Yani bu kafaya takılacak bir şey değil. Bunlar en kolay işler. Yani ALES'miş, dilmiş. Burada en önemli konu yüksek lisansa başlarken belli bir yerden başlamak. Hani ho ne oluyor diye girmeyin. Her üniversite için böyle. Şimdi lisansını bitirdiği alanda yüksek lisansa başlayacak arkadaşlar için işler daha kolay. Ya bu çok kolay. Yani hocayı tanıyorsun. Lisansta yer yapmışsındır hocam. Böyle böyle ben düşünüyorum. Ya da seni tanıdıkları için genelde sana öncelik verirler. Ama farklı yerde yüksek lisans yapacak, farklı okulda, farklı bölümde yani adam fizik okumuştur. Şeyde yüksek lisans yapıyordur. Biyoloji okumuştur. Farmakolojide yüksek lisans yapıyordur tarzı işler devreye girdiği zaman bu söylediğim hocaları tavlama kısmı proje yani konuyla alakalı oluyor. Bu size çok etki sağlayacağına garanti veriyorum. İkinci en önemli kısım hocanın seçilmesi. Burada haş indeksi çok önemli. Yine PubMed'e geri dönüyorum. Konuyu belirlediniz. İşte araştırıyorsunuz, literatür taraması yapıyorsunuz. Ya bu bir önceki videomda bakabilirsiniz araştırma şeyini. Buldunuz hocayı, ismini Google'dan aratıyorsunuz. Yanına haş indeksi yazın. Hocanın bugüne kadar yapmış olduğu derlemeler, kitaplar, makaleler, aldığı atıflar, işte çağrıldığı davetler, konuşmalar, kongreler, yazdığı kitaplar, verdiği dersler. Hepsi yani hocanın CV'si, her şeyini görebilirsiniz. Bir hoca ne kadar doluysa ve araştırma görevlisi doçentse tadından yenmez. Genelde profesör hocalarımız çok kıymetli oluyorlar. Kıymetli oldukları için sıkıntı oluyor öğrenciler için. Şöyle ki bu hocalarımızın genelde idari iş yükleri oluyor. Ya benim gözlemlediğim kadarıyla hep bir bölüm başkanı, enstitü başkanı, dekan yardımcısı. Yani bu tarz işlerle uğraştıkları için normal işlere pek vakit kalmıyor. Yani sabırları da kalmıyor açıkçası. Şimdi siz bir hocanın yanına tez aşamasında falan gittiğinizde ya ders aşamasında ya hocaya mesaj attığınızda bile hani ders aşamasındasınız. Hocam şu gün ders vardı, ödev vardı tarzı bir mesaj attığınızda ters cevap alabiliyorsunuz. Terslenebiliyorsunuz. Ya bu saat kaçta arıyorsun? Ben senin okul arkadaşın değilim. Beni nasıl ararsın? Tarzı ben bunlarla karşılaştığım için bunları net söyleyebiliyorum. Yani bunda gocunacak yani yalan hiçbir şey değil. Bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ha, ne oluyor lan? Falan demeyin. Bunun daha kötüleriyle de karşılaşabilirsiniz. Bunları bile 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 girin. Yani bu yüzden diyorum ki yüksek lisans gerçekten çok sıkıntılı. Nasıl sıkıntılı? Para yok. Saygınlık yok. Önünü görmüyorsun. Çalışma yok. Destek yok. Hiçbir şey yok. Yeri geliyor sadece sen bir şey yapmaya çalışıyorsun. Bu da insanı çok yıpratıyor. Yeri geliyor sen öğreniyorsun. Ya ben derleme yayınladım mesela. Tek başıma yüksek lisans öğrencisiyim. Bana diyor ki yani senin hani referans göstereceğin bir hocan olmadan sıkıntı. Niye sıkıntı? Ya neye göre sıkıntı? Benim referans göstereceğim hocanın haş indeksi benden daha mı yüksek? Ben ya
yanlış cümle kurdum. Yani çok mu yüksek? Hayır. Yani akıl yaşta değil başta diye boşuna söylemiyorlar. Ben bu lafa gerçekten çok inanıyorum. Her şey bilgi birikimine bağlı, okumaya bağlı. Ben yeri geliyor hani çıkartıyoruz not. Fark etmiyor bizim için okuyoruz. Burada hoca seçimi çok önemli. Varsa araştırma görevlisi yani doçent hoca bulmak mükemmel olur. Çünkü yeniliğe açık oluyorlar. Yani nasıl şöyle diyeyim, dalgalı denizde yüzmeyi daha çok seviyorlar. Ya, genelde profesörler sığ denizde böyle sakin işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın tarzında oluyorlar. Çünkü haklılar. Yani yıllardır bu işi yaptıkları için artık bir bıtkınlık var. Adam yani o projenin affedersiniz içinden geçmiş daha öncesinde. Biliyor ne olduğunu. Hak veriyorum. Ama taze kana ihtiyaç var. Yani azıcık oturduğun yerden kalkmasını bilmek gerekiyor diye düşünüyorum ki bizler gibi yani bu işe gönül vermiş insanlar ya ben birçok fedakarlık yapıyorum yani. Mesleğim hani düzenli bir gelirim yok. Sosyal hayat, ekonomik hayat, mental yorgunluk. Ya bunlar çok sıkıntılı durumlar. Gerçekten çok sıkıntılı durumlar. Hani bunu bilmiyorum belki böyle sözde anlaşılabilir mi ama yaşayan arkadaşlarım eminim hani izlerse yarın öbür gün duyulursam falan bana hak vereceklerini biliyorum. Yoruma da lütfen yazın. Bir dayanışma olsun. Şöyle ki ben daha sonraki videolarda birçok hocalarımdan yüksek lisans yapmış. Aynı zamanda mesleği olan arkadaşlarımla da bir konferans tarzı böyle videolar yayınlamayı falan düşünüyorum. Hani onların da sorunları mesela nedir ne değildir. Bunlar hakkında çok video hazırlayacağım. Evet ikinci konu hocanın değerli olması. Ya burada hocanın ya şimdi 12 dakikaya geldi. Bitirmek istemiyorum. Hoca iyi olursa benim lisanstan hocam kendisiyle söyleşi yapmak istiyorum. Gerçekten mükemmel bir insandı. Yani o kadar çalışkan bir hocaydı ki yani yanındaki asistanların işte yurt dışına kongre götürdü, yurt içine kongre götürdü, burs bulurdu. Onların ekonomik olarak refah seviyesinde olmalarını sağlardı. Bir deney yaparlardı, bir deney daha yaparlardı, bir deney daha yaparlardı. Laboratuvarda hiç deney, o makineler hiç durmazdı. O kadar üretken bir hocaydı ki. Böyle bir hocaya denk gelmek çok isterdim. Yani kendisi farklı bir alanda çalıştığı için onun yanında yüksek lisans yapamadım. Fakat böyle hoca bulursanız gerçekten yüksek lisans doktora da yaşadınız arkadaşlar. Yani kadroyu bırakın kadroyu. Sizin içsel açlığınızı doyuracak bir insan mükemmel bir şey bence. Ben böyle birine daha denk gelemedim maalesef. Bizde ne oluyor? Yazım yanlışları. Makaleyi düzgün yaz. İşte şunu yazarsan şöyle olur. Noktasına dikkat et. Virgülüne dikkat et. Tarzı şeyler oluyor. Birçok şeyi kendim öğrenmeye çalışıyorum. Yardımcı bir hocam var. Sağ olsun. Kendisi hiç esirgemiyor yardımlarını. Sıkıntı yani hani sırf benim için değil yani ÖEP ile atanıyor adam. Doktorası bittikten sonra kadro sıkıntısı çekiyor. Tamam araştırma görevlisi olarak belli bir adam doktorasını uzatıyor. Sırf hani bittikten sonra açıkta kalmayayım diye. Böyle rezili işler dönüyor maalesef Türkiye'de. Yani ülkede idealist olmak çok sıkıntı. Ya bunu birçok kişi bana hak verecek bunu garanti ediyorum. Şöyle bir şey ki kimse yani hak eden hak ettiği yere gelemiyor. Hak etmeyen kişiler daha çok zirvede. Adamın Audi'si var, doktor öğrencisi. Danışmanı bu adama yok burs ayarlıyor. 3,5-4 bin lira. Ben böyle şeyleri gördüm. Ben 700 lira burs bulmak için onun bunun dibindeydim. Hani bunlar sıkıntılı işler. Bunlar çözülürse, ya mesela ben Alzheimer hastalığı ve kanabis sativa üzerine çalışıyorum. Yaptığım etken madde, tıp literatüründe olmayan bir etken madde. Ve şu an 1002 TÜBİTAK projem bu etken madde üzerine çalışma yapıyorum. Yani Alzheimer hastalığı ve kanabis sativa üzerine TÜBİTAK projem var. Yüksek lisans öğrencisiyim henüz. 3 derlemem var. 2 poster sundum. Makalem yayınlanacak az kaldı. Sonuçlarını yazıyorum. Yani daha birkaç yani bitti sayılır. Hani parlak bir öğrenci olduğumu düşünüyorum açıkçası. Etraftan gördüğüm kadarıyla. Yani hocanın ağzına bakmıyorum. Aa hocam ne olacak? Bugün bana ne proje vereceksiniz tarzı şeyleri istemiyorum. Ama gel gör ki böyle öğrenciler benim gibi daha niceleri olduğunu biliyorum. Böyle öğrenci ya paçayı kurtaranlar bir şekilde yurt dışına gidebiliyor fakat ben daha gidemedim. Arıyorum fırsat ama inşallah denk gelecek. Böyle öğrencilere destek verilse bu ülkenin kalkınması daha fazla olacağını düşünüyorum yani. Ya ben ekonomik yönden rahat olursam bilimsel yöne daha çok ağırlık verebilirim. Ben böyle düşünüyorum. Yani
Benim gibi düşünen yüzlerce öğrenci olduğunu eminim. Yüksek lisansın yani yüksek lisans yaparken sıkıntıların en temel noktası ekonomik sıkıntı. Üçüncü değinmek istediğim okul. Okul konusuna gelince 15 dakika oldu. Okul konusuna hiç dert etmenizi istemem. Şöyle ki lisansım benim Zonguldak'taydı. O az önce bahsettiğim hocam, çalışkan hocam. Buradan selamlar. Harika bir laboratuvarı vardı. Gerçekten harika bir laboratuvarı vardı. Yani Zonguldak'ta diğer laboratuvarda olmayan cihazlar kendisi temin etti. Şey yazarak, işte proje yazarak, Babko'dan, okuldan gelen. Bu şekilde harika bir laboratuvar kurdu ve şu an deli gibi çalışıyorlar. Ama büyük üniversitelerde ben bu etkiyi göremedim. Laboratuvarın yolunu bilmeyen yüksek lisans arkadaşlarım var benim. Keza ben laboratuvarda çalışıyorum. Laboratuvar demeye bin şahit. Malzeme yönünden sıkıntı. Yani bunu gizlisi saklısı yok bu işin. İsteyen kişi yani izin alıp girebilir, laboratuvara bakabilir. Ha yeni yere taşınıyoruz ama taşınana kadar benim yüksek lisansım bitti zaten. O yüzden okul konusunda hiç sıkıntı yapmanız gereksiz bence. Çok gereksiz. Yani PubMed'e bakıyorsunuz. Adam uzmanlık alanı yani uzmanlık alanında zirve. Doğuda, Erzurum'da bir üniversitede. Kimin aklına gelir ki Erzurum'da köklü bir üniversite deyip hani küçümsemek istemiyorum tabii, kusura bakmayın öyle bir şey yapıyorsun. Ama burada nitelik hoca da gerçekten hoca doğuya da gitse batıya da gitse yani affedersiniz çok köklü üniversite dersiniz. Laboratuvarını görseniz hazır laboratuvarı hoca mahvediyor yani. Bu tarz şeylerle karşılaşıyorum. O yönden okul konusunu hiç dert etmeyin. Burada en önemli konu hoca. Eğer hoca gerçekten iyiyse o okul var ya efsanedir, efsane. Ki karşılaştım biliyorum. Eğer yüksek lisansı bu üç konuyu da anlaştıysa yüksek lisans iki dönem. Bir dönem ders, bir dönem tez. Bu uzayabilir. Benim maalesef uzadı bu pandemi dolayısıyla. Okullar kapandı biliyorsunuz Mart ayından beri. Ders dönemi çok önemli ortalama için. Ortalamanız, diplomanızda güzel gözüküyor. Ya bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz ama mesela aynı bölümden aynı bölüme yapıyorsanız sıkıntı yok da aynı bölümden farklı bölüm oluyorsa mesela benim biyoloji, yüksek lisans farmakoloji tamamıyla farklı ilaç bilimi olduğu için hadi işleyişlerde sıkıntı yok ama ilaç ismi ezberlemede ya da şeylerde sıkıntı oluyor. Kendiniz bir şeyler yapmanız gerekiyor çünkü yapılacak bir şey yok. Bir döneme sığdırıyorlar, iki döneme, bir seneye sığdırıyorlar. Yapabilecek bir şey yok. Burada kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ders dönemini başarıyla verdikten sonra tez aşaması başlıyor. Burada yine aynı ilk kurala denk geliyoruz. Konunuz varsa tezinizi ders döneminden itibaren kabataslak yazarsanız tez döneminde o kadar rahat edersiniz ki. In vitro yapıyorsanız, in vivo yapıyorsanız çalışmalarınızı, sonuçlarınızı yazarsınız. Sunarsınız. Hiç kimsenin affedersiniz ağız kokusunu çekmeye değmez yani. Kafanız rahat olur. Bu, kendinizi geliştirmek istiyorsanız derleme yazabilirsiniz. Bakın bir sürü kongreler oluyor. Hani sponsor, ben genelde sponsor bulmaya çalışıyorum. Kantinlerden falan aramayı tutuyorum. Bulup poster gönderebilirsiniz konunuzla alakalı. Bunlar sizin hep yanınızda destek olacak şeyler. Benden bu kadar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Söylenecek çok şey var ama söylemek bilmiyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.